Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 3. 6 yıldızlı rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Evet, doğru duydunuz. Sadece bir tane Karina görevim kalmıştı abi işte. O da Karina takımıyla girdiğimiz görevdi. Onu canlı yayın dışında geçtim. Çünkü eğer onu canlı yayında geçseydim arkadaşlar çok daha fazla kredi harcamak zorunda kalabilirdim. Zaten 63 kredim kaldı. Elimdekiler yetmedi. Böyle 2 gündür hikaye maceralarında diriltme kasıyordum. 21 diriltme kastım. 3 tane de takım diriltmem vardı. Seviye 6 can iksirlerim de tükendi. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne can potum kaldı ne de diriltmem kaldı. Yetmediler. Koleksiyoncunun canını yarısından aza indirdiğimde benim eşyalarım tükenmişti kredimle birlikte arkadaşlar. Ondan sonra 3 tane Peter Parker'ın cüzdanı almak zorunda kaldım. Anca yetti o da. 63 kredi kaldı. O da ustalıkları geri çevirmek için kullandım birazını. Yani gerçekten en zor Karina'ydı ikinci ciltteki arkadaşlar. Karina görevlerinin en zoru demiyorum. İkinci ciltin en zoruydu. Yoksa tek başına Star-Lord ve insansızlarla 4 yıldızlar onlar çok daha zor bundan. Ama ikinci cildin en zor Karina görevi bence buydu arkadaşlar. Shang-Chi, Disha, Karina takımını kullandığımız. Mutlaka 50-60 diritme biriktirip girmenizi öneririm. Yani ben 30-35 diritmeyle falan girdim yetmedi. 45 civarı harcamışımdır diye düşünüyorum. 40-45. Garanti almak için de 50-60 diritme biriktirmenizi öneririm oraya girecekseniz. Hangi yoldan gittiğimi, kimleri kullandığımı başka bir videoda bahsedeceğim. O Karina videosunu da yapacağım zaten. Kimden kimi kullanmalısınız falan bahsedeceğim. O Karina görevini tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi profil resmini aldık arkadaşlar. 2 gün falan kalmıştı profil resminin gitmesine. Ve 3. R4'ümüzü de hemen attık ve prestijimizi yükselttik ittifak macerası başlamadan. Kim attığımızı zaten biliyorsunuz. Şöyle hemen gösterelim. Kitty Pryde arkadaşlar. 3. rütbe 4 şampiyonumuz oldu. Evet, mutant S6'lara doğru yola çıkıyoruz artık Kitty R5 için. Ama bakalım R5 mutant kit ilk kiti mi olacak ki? O olur muhtemelen. Şöyle gelelim. 200 kopya. Altınım da iyice azaldı. 1,5-15 milyon kaldı resmen. 200 kopya yapmıştım zaten Kitty'yi yakalar yakalamaz. Yani Kitty arkadaşlar bir kristalden çıkarıp da hemen rütbe 4 200 kopya olan şampiyon. En hızlı Nirvana'ya ulaşan şampiyon oldu Kitty resmen. Yani 1,5-2 hafta önce çıkartıyorum Kitty'yi. Bir bakmış kendini 200 kopya R4'te buluyor Kitty. Öyle bir şey. Bu da yeni prestijimiz arkadaşlar. 14.950 oldu. Siz ona 15.000 deyin. ASR'nin istediği, yani ASR kalmadı artık. GA diyeceğiz artık ittifak arkadaşlar. GA de olmaz. JA. Böyle yağ diyelim, yağ diyelim. Nasıl denir? Yeni isim daha oluşmadı. Yeni isim teklifini bekliyoruz hala. Jedi Assassin's olacak ismi. JA mi diyeyim artık bilemeyeceğim. Minimum 15k prestij istiyor. Böyle 14.9-15k falan o şeyi de karşılıyorum artık. İttifak macerasında yukarıda kalmaya devam etmeye çalışacağız. Evet, konumuza dönelim. Şimdi Kitty Pryde'ı efsaneler diyarında tabii ki test edeceğiz. Şöyle gelelim özel maceralara. Hem de sinerjili test edeyim. Evet, şöyle bir takım oluyor artık arkadaşlar. Hatta en güçlü takımı da oluşturalım. Şöyle Namor ve Thor Ragnarok'u alalım. Sıralamada da yükseltir bizi. Başlat yapıp çıkacağım. Aynen, en güçlü takımla girdik şimdi. Liderlik tablosunda yerim güncellenmiştir bu yüzden. Ne olur ne olmaz bir de Profesör X'i alayım Namor yerine. Sinerji oluyor ya Kitty Pryde'la, o yüzden. Belki o daha da yükseltiyordur. Sinerjiler daha da yükseltir çünkü. Evet, en güçlü takımımızla girdik. Sıralamamıza sonra bakarız. Şimdi sinerji yapalım Kitty'ye. Kitty'nin olmazsa olmaz sinerjisi zaten biliyorsunuz. Nerede o? Tigra. Tigram da R3. Tigra bile R4 atmaya değer bu yüzden arkadaşlar. Belki 5.'si o olur Mystic'te. Ondan sonra kıyametimizi ve Profesör X'imizi de alalım. Kıyamet atlısı yapmayacağım onu ama bulunsun en azından. Ya da yok, beyaz manyetu alayım daha iyi. Bakalım şöyle. Araya şey oldu da. Profesör X zaten takımda. Bir de beyaz manyetoyu alalım bari. Rastgele takım yapıyorum öyle. Doğru. Diğeri savaşta. 5 yıldızlı alalım. Şöyle girelim bakalım. Bir de kıyamet atlısı yapsak Kitty nasıl olur acaba ya? Kanama bağışı da oluyor ya. Çok işlevsel olur. Şundan açalım bir tane. Hayalet sayesinde de ıska geçtiğinde ekstra hüner kazanıyoruz. Wolverine getirsek de güzel olurdu ama o 5 yıldızlı. Hadi başlayalım. Evet.
Hem pasif sersem attığımı gördüğünüz gibi 3'e çıktı. Pasif sersemlerde daha çok şey oluyor. Hüner basıyor. Özelliği o. Ayrıca hep şeyde vuruyorum ki. Ne derler? Fazlanmış boyut atlama halindeyken vuruyorum ki kritik vursun. Mesela 20'ye çıktı. Atalım bileğe bir. Oh 10K'lar 10K'lar. Şöyle bir siper atalım da. Oh yakma yeniden titiklemesi. 200 kopyanın faydaları işte. Alıkoyma yapmak da önemli. Fazlanmış haldeyken siper yapmanın da mahsuru yok. Hasar almıyoruz resmen. Bileğe bir daha. Biriktirelim bakalım. Hep geriye çekilip yapıyorum kritik garanti vursun diye arkadaşlar gördüğünüz şekil. Evet 20. At bakalım L2'ne. Geçir bakalım 64K. Ulan son vuruşu da göreydim ya. Mükemmel vuracaktı ya. Bunu test edebileceğimiz öyle çok bir yer de yok yani. Mesela Kızıl Halk fiziksel direnci var. Zaten yakma pasif yiyor galiba. Yok pasif yemiyor. Pasif yakma da yemiyor. Star-Lord'da da sınıf dezavantajımız var ama bir de orada deneriz. Ne olacak? Hadi Kaptan Marvel'a da deneyelim. Sınıf dezavantajı olmadan bakalım nasıl olacak. Ama burada hünerleri öyle deli gibi arttıramayız. Evet bakın direkt 3 ile başlıyor zaten. Bir pasif sersem hitiyi direkt 3 hüner yapıyor ve boyut atlayarak dövüşebiliyoruz bu sayede. Mükemmel bir hero ya gerçekten çok güzel hero. 2021'in en iyi ikinci hero'su Herkül'den sonra. Birincisi Herkül, ikincisi Kitty Pryde benim gözümde. Üçüncü sırada da Shang-Chi gelir. Shang-Chi'm de var ama 200 kopya olmasına var. 200 kopya olsa onu da yani 4. R4 olarak düşünürüm valla. Nick Fury'nin belki Shang-Chi'den biraz daha önceliği vardır ama Shang-Chi de bambaşka yani. Evet şöyle. Şöyle en iyisi... Ay yapamadık. Şöyle en iyisi pasif serseme atıp aslında oynamak. Biraz daha bekleyelim. Tamam. 20'ye çıkartalım iyice. Üstüme bir gelse gelmiyor ki kaçıp duruyor. Tamamdır. Şöyle yapalım. 32K. Vur kritikleri. Oh aman be. Son vuruşu kritik yapmadı. Yapsa güzel vururdu valla. Vay yürüyerek vurma spor. Efsaneler diyarında ne ara öğrettiler bunu onlara? Aslında bileğe bir atlama daha gerek yok. 300'ün üstünde olduğumuz sürece zaten güzel hasar veriyor. Max Süner bonusu. Pek göremeyeceğiz ne kadar hasar vereceğini. Tek atacaktır çünkü. Demiştim. Evet. 87 vuruş. 87 vuruş olması Kitty için çok normal. Çünkü düz vuruşlarıyla değil de özel saldırılarıyla hasar veren bir hero Kitty. Mesela Shang-Chi'den farklı. Shang-Chi'nin yük biriktirmesi gerekiyor. Ama Kitty bir kere 400'e çıktı mı sürekli L2 atabilirsiniz. Deli gibi hasar verir. Kitty bu yönden üstün kalıyor Shang-Chi'de. Mesela Shang-Chi Kitty'nin yaptığı gibi her dakika L2'sine çıktığı zaman o kadar hasar verirse Shang-Chi çok üstün olurdu Kitty'den. Farkları o. Şöyle bir efsaneler labirentine gidelim. Gerçi efsaneler labirentinde 50K'nın üstüne çıkamıyoruz. O çok kötü. Efsaneler cehenneminde de yani test edecek adam akıllı yere yok. Taş adam koruma açar. Demir adam gücümüzü çalar. Dark Up da gücümüzü çalar. Birini geçmemiz gerekir. Onun için. Şöyle bir Star-Lord'a gidelim. Bakın 50K vuruşlarını bir görmek istiyorum burada çünkü. Tabii sınıf dezavantajıyla oynuyoruz maalesef.
Mutantların kötü yanı bu. Efsaneler Labirenti'nde pek gösteremiyoruz. Burada da yani şeyle, Kızıl Halk dirençle başlıyor. Direnç yaptığımı hiç hasarını göremeyiz Kitty'nin resmen. Evet, çok rahat alıkoyma yapabiliyorsunuz. Kitty'nin en büyük özelliği bu. L3'ten de koruyabilirsiniz kendinizi ama hayalet kadar iyi koruyamazsınız L3'ten. Biraz sıkıntılı L3'ten korunmak Kitty ile. Böyle adamın üstüne koşarsanız geri çekilip üstüne koşana kadar, çünkü adam L3'ünü açar. Böyle bir sıkıntısı var Kitty'nin maalesef. Mesela bir test ederim bundan sonra L3'ten korunmayı bir. Benim aklıma bir taktik geliyor çünkü. En doğru bir şekilde nasıl yapılacağı onun. Belki daha iyisi vardır ama bir kendi stilimle deneyeceğim. Ayrıca L3 de atılabilir Kitty ile. L3 de atacağınız yakma yeniden tetiklenirse bayağı bir 400'de kalırsınız çünkü. Ah, keşke L2'sini doldursaydım. Silahın üstüne koşardım. Neyse, mevzu o değil. Atayım bir L2 şimdi. Evet, 50K'yı göremiyoruz. 33K. Bu da iyi. Evet, her dakika reklam giriyor araya da onları şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir L3'ünü doldurmayı deneyeceğim. Ama şeyini atıp duruyor, L1'ini atıp duruyor adam. Sorun yok. L2 ile devam edelim. Sınıf dezavantajından ötürü de az hasar veriyoruz tabii ki. Aman be, L2'sini attı. Şimdi L3'ünü doldurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen L2'sini atıyor. Hah, ıskaladı adam. Hem de iki kere. İşte Kitty'nin özelliği. Şöyle bir L1 dağıtayım da bir yandan ısımızı yüksek tutalım. Aman be, hemen atıyor valla. Neyse, bir yandan da dövüyoruz zaten. Mesela şöyle yapalım. Şu an boyut atlama modundayım. Attı L3'ünü. Bakın, hiçbir şey olmuyor. Atladım. Hatta L3'üm geldi. Bana L3'ünü attığı için hemen L3'üm de oldu arkadaşlar benim de. Ben de atıyorum. Böylece boyut atlama modunu uzatıyorum. Sizin L3'ünüz varsa ayrıca arkadaşlar, boyut atlama modunda direkt atın onu, 4 saniye fazlanmaya giriyorsunuz. Rakibin L3'ünden de rahatça korunursunuz bu sayede. Ama farz edin ki L3'ünüz yok ve özel saldırınız da yok. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi benim bu durumda korunmak çok kolay. Böyle L2'nizi atarsınız. Geriye çekilirsiniz, o direkt L3'ünü atar zaten. Evet, gene doldu L2'm. Ama hünerlerim az bu kez tabii ki. Bakalım 30 saniyelik yakma yeniden tetiklenecek mi? Tetiklenmedi. Sıkıntı yok. Evet, daha fazla uzatmaya gerek yok. Kitty'yi gösterdik. Sadece son bir taktik daha deneyeceğim. Şöyle 2'ye atayım ya, ne olacak. Şimdi bir siper lazım ama. Allah'ım, blokta bekleyen birine özel saldırı atıyorlar ya. Bu Abyss Karina'da da çok başıma geldi. Blokta bekliyorum, adam bir anda özel saldırısını aktifleştiriyor. Bakın, yetişmiyor. Gördüğünüz gibi. Geriye çekiliyorsunuz, hemen L3'üne basıyor adam. Göstermeye çalıştığım bu değildi maalesef. Bir daha deneyeceğim. Şöyle hızlı bir yeniden başlatma yapalım. Ona yetişemiyoruz. Hayalet, yani hayaletin avantajı bu Kitty'nin karşısında. Ama Kitty yapamıyor. Ona vurduğunuz anda geri çekilip bir daha üstüne koşup boyut atlayamazsınız. Öyle kötü bir yanı var. O yüzden onu ayarlayıp gitmeniz lazım.
Ay neyse, şeyi aktifleştirmeye gerek yok. Bir de YouTube'un çok kötü bir yanı var arkadaşlar. YouTube'da artık her videodan geçişte 20 saniyelik reklam çıkartmaya başladı. Çok sinir bozucu. Yani o kadar teşvik ettiriyor ki şeytan diyor reklam engelleyicisi kullan, adblocker kullan diyor. Ama bir şey olacak diye de korkuyorum. Adblocker kullandınız diye böyle uyarı gelecek diye de korkuyorum. Yasak olabilir çünkü. YouTube'la anlaşması olan birisi için. Şimdi taktik şu. Böyle ağır saldırıya kaçın. Ve bakın yakaladım bu kez. Taktik bu. Adamın üstüne koşup bir kere vurun ya da bloğuna vurun. İşte fark etmez o. Bloğuna vursanız daha iyi olur hatta. O şekilde özel saldırı üçüne teşvik ettiriyorsunuz adamı zaten. Tigra'nın olması şart değil. Bloğuna vursanız daha iyi olur hatta. Tigra olmasa bu taktiği daha rahat yaparsınız. Ama Tigra ile de yapabiliyoruz. Sıkıntı yok o yüzden. Ha, ve üç hünerin üstünde olmalısınız tabii ki. Onu da unutmadan söyleyeyim. Allah'ım, gene blokta bekleyen birine özel saldırı atıyor ya. Sen ne biçim bir yaratıksın ya. Star-Lord'dan bu beklenir zaten. Ay hasara bak. Evet, gene 3 hünere ihtiyacım var. 2. Allah'ım gene attı ya. Video çekiyorum ya, inadına yapıyor ha. Eğer L3'ü doldurmamam gerekiyorsa hiç atmaz. İnadına yapıyor. Ah, kiti kaçış da kapatsaydı keşke. Beşli combo yapıyor bir de utanmadan. Hiç utanması yok bu botların arkadaşlar gerçekten. Zaten kabam ona ki... Oho, gene blokta bekleyen birine özel saldırı atıyor. Zaten kabamdan ne bekle? Kabamdan da beklemeyecek hareket. Kabam öğretmez ki böyle şeyleri. Onlar da yok çünkü. Bakalım gene atacak mı blokta bekleyen birine özel saldırı? Heh. Akıllanmaya başladı. Şimdi uzağa gitmem lazım. Böyle mesela. Ağır saldırıya teşvik ettirin kendinizi. Hemen L3 atın. Sizi fazlanmaya sokuyor. Burada yapamadım. Şimdi o atsın. Bir de bunu duvardayken yapmak sağlıklı arkadaşlar. Alanın ortasında yaparsanız geriye çekilip size vurabilir. O zamana kadar da fazlanmanız bitiyor. O açıdan kötü. Yürüyerek vurdum. Ben hiç özel saldırı atmayayım şimdi. Hazır şey var. Bir de ağır saldırı da yanımızda kalıyor Star-Lord. O açıdan kötü. Bakın yetişemedim. Çok hızlı atıyor. Hemen atıyor. Ama yapmaya çalıştığımı gösterebildim en azından. Böyle üstüne koşup ağır saldırı atıyorsunuz. O atıyor ya da geri çekiliyor, öyle atıyor. O şekil yapabilirsiniz. Belki daha iyi bir taktiği vardır. Bunu kullandığım çoğu zaman işe yarardı bende ama böyle duvardayken ama. Ortada pek işe yaramıyor bu taktik. L3'ten böyle kaçabilirsiniz kitiyle. Evet. Bu da bizim 3. rütbe 4'ümüz. Dediğim gibi. 4.'ye karar vermedim. Aa, bakın videoları geldi. Deep Dive ve Motion Comic diye eklemeye başladılar herhalde. Evet. Bunu gene şu aralar herhalde savaş savunmasını atacağım arkadaşlar. Saldırıda daha çok kozmik alet sürücüyü kullanıyorum çünkü. Savunmada da iyi iş yapar kiti. Böyle kritik vurmayan birini getirmezlerse. Mesela banladık falan. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kiti ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.